Mutlu akşamlar değerli izleyenler. Spor Bülteni ile karşınızdayız. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıyacağız. Bültene başlıyoruz. Elik Ordu Spor 8. haftada konuk ettiği Belediye Derince Spor'a 2-0 yenildi. 3. Lig 2. grupta mücadele eden Elik Ordu Spor, Yeni Ordu Stadyumunda ağırladığı Belediye Derince Spor'a 2-0 mağlup oldu. Üst üste 2 mağlubiyetini alan Mor Beyazlılar şampiyonluk mücadelesinde yer aldı. Patron yerde kaldı, bakıyoruz oyun işareti geldi. Evet bakın, şimdi içeriye atılan bir top, seken top. 5 Belediye Derince Sporlu oyuncu var. Muhammed ve Efe cezalar içindeler yine. Yine içeriye orta kafa vuruşu, bayrak kalktı. Bayrak kalktı. Furkan, Nevzat kaptırdı topu, hızlı çıktı şimdi Tayfun, Nevzat gerilere kadar geldi, kovaladı. Atak devam ediyor, yerde bir oyuncu vardı ama topla bulacağız şimdi Ramazan, karşısında Erhan var, Ramazan çekti, Ramazan vurdu, topu alarda gol. Bir vuruş, bakın kontrol bu, çekti köşeye, gerideyiz. İki oyuncu da yerde kaldı. Hocam yapma, yani arkadaşının kafası yarılmış, ambulans çağrılıyor. Yani futbolcular orada herhangi bir tepki yok, herhangi bir şey yok. Bakın ambulans sahaya girdi. Nazmican kafa topu mücadelesinde orada. Arkadaşlar o anabiliyor muyuz sevgili Murat Akgün yönetmenim? Sergen, Furkan içeriye çevirdi. Batuhan rövaşata. Bakıyoruz müdahale var mı? Out. Batuhan bıraktı Nevzat'a. Nevzat sağ tarafa oynadı. Sefa durmuş. Sefa çaprazdan içeriye çekti. Sefa yerde kaldı. Devam kararı çıktı buna. Nevzat'tan Sergen. Sergen kendi eksen etrafında döndü. Hücuma katılan Ahmet Bilgin. Uzaklardan sert vurdu. İlker için kontrol etmek biraz kolaydı. Çabuk kullandı Sinan'a. Şimdi cezalı içine girdi Sinan. Arka direğe doğru ortaladı. Sefa durmuş bıraktı. Nevzat. Nevzat vurdu direği üstünden avuta çıktı. Sergen. Sinan. Kısa düştü. Tufan. Bertu. Sol taraf oynadı. Uğurcan. Hareketli. Erhan'dan sıyrıldı Uğurcan. Uğurcan arkaya ortaladı, boş pozisyon, dikkat etmemiz lazım. 2-0. Furkan sağ tarafta Sefa yaptı içeri ortayı, savunma, dönen top tekrar Furkan, arkaya Nevzat'a doğru bir top, kısa düştü şimdi Nevzat topla buluştu, bıraktı geriye Nevzat, Emir'in vuruşu kaleci. Elik Ordu Spor'da yönetim kurulu önemli kararlar aldı. Oyunculara ödemeler durdurulurken kaptan Anıl Taşdemir kadro dışı bırakıldı. Elik Ordu Spor'da kaptan Anıl Taşdemir süresiz kadro dışı kaldı. Pazar günü Yeni Ordu Stadyumunda oynanan ve Elik Ordu Spor'un 2-0 kaybettiği Belediye Derince Spor maçı sonrası Mor Beyazlı yönetim önemli kararlar aldı. Basın sözcüsü Profesör Doktor Çağatay Öztürk imzalı yapılan yazılı açıklamada kaptan Anıl Taşdemir'in süresiz kadro dışı kaldığı, futbolculara yapılacak ödemelerin durdurulduğu, iç saha maçında mağlubiyete ceza uygulandığı açıklandı. Karşılaşmanın hakemi Hakan Ergin'in de yönetiminden şikayetçi olan Elik Ordu Spor Yönetim Kurulu müsabakayı yöneten hakemin adil olmadığına vurgu yaptı. Öztürk, futbolcumuzun Nazmican Doğan'ın elmacık kemiğinin kırılmasına rağmen hakem ambulansın sahaya girmesine izin vermeyerek tedavi geciktirmiştir açıklaması yaptı. Öte yandan elmacık kemiği kırılan Nazmican Doğan'ın İstanbul'da özel bir hastanede ameliyat edildiği açıklandı. Ordu Spor 1967'de haftayı mağlubiyette kapattı. Mor Beyazlılar deplasmanda Armoni Alanya Kestel Spor'a 2-1 yenildi. Ordu Spor 1967 3. Lig 2. grubun 8. haftasında konuk olduğu Armoni Alanya Kestel Spor'a 2-1 mağlup oldu.
Önceki hafta Kahramanmaraşspor'u 1-0 yenerek çıkışa geçen Mor Beyazlılar, Alanya deplasmanında istediği sonucu alamadı. 2-1 yenilen Orduspor 1967 şampiyonluk yarışında rakiplerinin gerisinde kaldı. 13 puanı bulunan Mor Beyazlılar 8. sıraya demir attı. Temsilcimizin playoff hattıyla 4 lider kahraman futbol kulübüyle 12 puanlık farkı bulunuyor. Orduspor 1967 3. Lig 2. grubun 9. haftasında Bulvarspor'u konuk edecek. Mücadele pazar günü saat 19'da Yeni Ordu Stadyumu'nda oynanacak. Mor Beyazlılar bu maçın çalışmalarına salı günü yapacağı antrenmanlarla devam edecek. Fas'ta Belediyespor evinde ağırladığı 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 mağlup oldu. 3. Lig 3. grupta mücadele eden Fas'ta Belediyespor, taraftarı önünde konuk ettiği 68 Aksaray Belediyespor'a 2-0 yenildi. Ünye Karadeniz Offroad Kupası'nın ikinci ayağında ev sahipliği yaptı. Ünye Belediyesi, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu, Ünye Yunus Emre Offroad Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen Ordu Valiliği, Ordu Büyükşehir Belediyesi, Ünye Kaymakamlığı ve Ünye Yunus Emre Derneği'nin destek verdiği Uluslararası Karadeniz Offroad Kupası 3. ayak yarışları Ünye Havaalanı'nda binlerce kişinin katılımıyla gerçekleştirildi. Yaklaşık 2 kilometrelik parkurda düzenlenen yarışta yurt içinden birçok kulüp katılırken Azerbaycan, Gürcistan ve İran'dan da yarışçılar yer aldı. Toplam 22 kulüp ve 30 sporcunun yer aldığı yarışlar 4 kategoride gerçekleştirildi. Pilotlar yarış boyunca izleyenlere heyecan dolu dakikalar yaşattı. Yarışların ardından hakem heyeti dereceye giren yarışçıları belirledi. Kupa töreninde ise heyecan doruğa çıktı. Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, güzel organizasyonların yenileyeni düzenleyeceklerini söyledi. İzleyicilerin içindeydim. Çok memnun olduklarını ifade ettiler ve izledikleri o yarış performansından ziyadesiyle memnuniyetlerini belirttiler. Onun için sizleri tebrik ediyorum. İnşallah böyle güzel organizasyonlara kazasız belasız bir şekilde, hayırlı bir şekilde hemşehrilerimizin ve seyircilerimizin memnuniyetiyle daha yenilerine imza atarız diyorum. Hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sporda yaşanan gelişmeleri ekranlara taşıdık. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Mutlu kalın, hoşça kalın. Altaş TV'den ayrılmayın.